Sevgili izleyiciler, tüm yurtta olduğu gibi Tavşanı ilçesinde de Orman Haftası Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Tavşanı ilçesinde şiir, resim ve kompozisyon yarışması gerçekleştirildi. Bu noktada yarışmalarda derece elde edenlerin hediyelerini Tavşanı İlçe Kaymakamı Numan Hatipoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Levent Kayık ve Orman İşletme Müdürü Göksel Gökçayır'ın elinden aldı. Ormanlarımız, tarihi zenginliğe kadar özgün doğasıyla göz kamaştıran ülkemizin en önemli doğal zenginliği. Orman, ekonomik bir değer olmanın yanı sıra en değerli doğal yaşam kaynağıdır. Orman açısından biz kıymetimizi tam olarak bilmiyoruz, değerleri tam olarak bilmiyoruz. Bu sayede sizlerle birlikte daha şuurlu, daha bilinçli hale geliyoruz. Dikildikçe bu hemen şu arka vadide hastanenin alt kısmındaki yetişmiş olan ağaçların zamanında işte sizler gibi işte 15 yıl önce 20 yıl önce lise öğrencilerince ortaokul öğrencilerince dikildiği anlatılıyor. Tavşanlı'da Dünya Ormancılık Günü nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Orman İşletme Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen törene Kaymakam Numan Hatipoğlu, Milli Eğitim Müdürü Levent Kayık, Orman İşletme Müdürü Göksel Gökçayır, Orman İşletme Şefi Doğan Kiraz ile okul müdürleri, öğretmenler ve dereceye giren öğrenciler katıldı. İnsanların kendi diktiği ağaçların büyüdüğünü görmeleri çok çok önemli. Bu noktada da biz istiyoruz ki buradaki tüm öğrencilerimizin birer dikili ağacı olsun ve bu noktada da hep her yıl çaba harcıyoruz. Yarışmalara resim dalında 87'si kız, 41'i erkek, şiir dalında 39'u kız, 20'si erkek ve kompozisyon dalında da 31'i kız, 6'sı erkek öğrenci olmak üzere toplam 254 öğrenci katıldı. Ve her geçen gün daha bilinçli bir neslin yetişiyor olması büyük bir bu anlamda bizim için mutluluk kaynağı. Geçen yıl toplam Kütahya genelinde 8 milyon ağaç dikildi. Bunun 3 milyon muydu? 2,5 milyon değil mi? Tavşanlı'ya. 1,5 milyon. 1,5 milyonu Tavşanlı'ya dikildi. Bu çok büyük bir değer. Ödüllerini almak üzere kompozisyon dalında. Söz konusu yarışmaların sonucunda ise resim dalında Talha Demirel, Ayşegül Sirke ve Ali Eren Sarı, şiir dalında Ünzile Sözleri, Sümeyra Özey ve Alperen Babir, kompozisyon dalında da Şeyma Karaaydın, Azime Er Yılmaz ve Faruk Tüfekçi derece elde etti. Eski tavşanlı fotoğraflarına baktığımızda o tepelerin hep boş olduğunu görüyoruz. Bugün ise onların hepsinin dolmuş olması ormancılıkta hangi noktaya geldiğimizi gösteriyor. Başarılı öğrenciler ödüllerini Kaymakam Numan Hatipoğlu, Milli Eğitim Müdürü Levent Kayık ve Orman İşletme Müdürü Göksel Gökçayır'ın elinden aldı. Ödül töreninin ardından konuşma yapan Kaymakam Numan Hatipoğlu, ormanlarımızın değerini tam olarak bilmiyoruz. Bu sayede sizlerle birlikte daha bilinçli hale geliyoruz dedi. Bu noktada da sizlerin yaptığı bu çalışmalar çok değerli. Hediyeleriniz de hayırlı uğurlu olsun ama lütfen hem yazmaya hem çizmeye hem de şiir yazmaya yani hem kompozisyon yazmaya devam edin. Her fırsatta bir şeyleri yazmanız gerekiyor ve resim kabiliyeti olan öğrencilerimizin de aynı şekilde bu duygularını resme her zaman için yansıtmaya devam etmeleri gerekiyor. Başarıdan devamını diliyorum. Tebrik ediyoruz. Arkadaşlar. Allah Allah. Şimdi daha güzel kompozisyonlar, şiirler yazarsın inşallah. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kaymakam Hatipoğlu başarılı öğrencileri yarınlarda çok daha güzel noktalarda görmek istediğini söyledi ve öğrencilere başarılar diledi. İnşallah sizleri çok daha güzel yarınlarda, çok daha güzel noktalarda, belki sizlerin yazdığı kitapları okurken görmek en büyük arzumuz. Hepinize hayırlı olsun diyorum. Ve öğretmenlerimize de teşekkürlerimi ifade ediyorum. Tebrik ediyorum. Güle güle kullanın. Tebrik ediyorum. Bir de fotoğraf. Bir de şöyle.